seksi bakışımı atıyorum. Burada Ukraynalı kız fotoğrafları yer alacak. İzlenme sayısı artıyor, izlenme süresi artıyor. Video başlığına bir de erkek yok eklenecek. Herkes ağırlı ağırlığına çıkıyor beni görünce ve 3, 2, 1 kayıt. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Ukrayna'ya giderken yanıma ne kadar para almalıyım, Ukrayna'da ne kadar harcarım, bununla ilgili bir video çekeceğim. Fark ettiyseniz yine gözlerim kanlı, çizgimi bozmuyorum. Çevremden ve YouTube'dan gelen sorular doğrultusunda böyle bir video çekmeye gerekli gördüm. Ukrayna'ya gitmek isteyen insanlar yanında ne kadar para götüreceklerini gerçekten çok merak ediyorlar. Çünkü Ukrayna'nın ucuz bir ülke olduğunu duyuyorlar, orada az paraya iyi bir tatil yapabileceklerini duyuyorlar. Ama gerçek anlamda ne kadar para götüreceklerini bilmiyorlar. Ya yanlarında bol keseden para götürüyorlar ya da çok az parayla gidip tatillerin riske atıyorlar. Ben de bunun doğrultusunda bir video çekmek istedim. Uçak aşamasını işin içine katmıyorum. 300 liraya da bilet bulabilirsiniz, 600 liraya da bilet bulabilirsiniz. Yani ben yeri geldi, 240 liraya gittim, yeri geldi. Yani bu Haziran'da gideceğim tatilime 500 liralık bilet aldım. Çünkü bu zamanla alakalı dediğim gibi. Hatta indirimde almama rağmen 500 liraya geldi. Gittiğiniz yerle de alakalı. Şimdi ulaşımı geçtim, konaklamayla başlıyorum. Konaklamaya ne kadar para harcarsınız? İyi bir tatil için gerekli olan bütçeden bahsediyorum ben. Yani hiçbir şeyden kısmayıp güzel bir tatil yapacaksanız konaklamaya günlük 40 lira ayırmanız lazım. 7 günlük bir tatil planladığımızı düşünelim. 7 günde 280 lira kişi başı konaklamaya ayırmanız lazım. İyi bir hostelde gecelik 40 liraya çok iyi bir odada kalabilirsiniz. 2 kişi gittiyseniz ev tutabilirsiniz. 4 kişi gittiyseniz bizim son tatilimiz gibi triplex bir ev tutabilirsiniz. 10 kişi gittiyseniz artık villada falan kalırsınız yani o paraya. O yüzden konaklamayı ben 40 lira ideal olarak görüyorum. Artı 10 lira oynayabilir. Bu sizin beğendiğiniz evin özelliklerine bağlı. Jacuzzi olsun diyorsanız. Yani bu demek değil ki daha düşük bütçeyle bir yerde kalamazsınız, kalırsınız. Yani ben 15 liraya da kaldığım yer oldu, 10 liraya da kaldığım yer oldu. Onlar da gerçekten çok iyi yerlerdi. Ama hani şu anda böyle ortalamanın üstünde yerlerde kalmaktan bahsediyorum. Otel kalitesinde yerlerde kalmaktan bahsediyorum. Ona göre bir bütçe söylüyorum size. Onun dışında yeme içme olaylarına gelirsek, yani bir gün içinde konaklama haricinde ne kadar para harcarız? Bu konuya gelecek olursak, yani maksimum belirlemeniz gereken bütçenin ben 100 lira olduğunu düşünüyorum. 100 lira yeter de artar. Yani ben ilk Ukrayna'ya gittiğimde bundan 2 sene önce falan kendime 100 lira bütçe belirlemiştim arkadaşlarımla beraber. O 100 lirayı asla bitiremedik. Bir gün içinde eve geliyorduk yani ve hani sabahtan akşama kadar yiyip içiyorduk ve geziyorduk. Eve bir geliyorduk ya hala 600 grivna falan harcamışız. Hani daha 60 lirasını 70 lirasını anca harcamışız ki hani alkol, sigara, şu, bu hepsi gırlaydı. Gırla ne demekse ilk defa kullandım bunu da. Ama 100 lira maksimum olarak yeter diye düşünüyorum. Konaklamayı 280 lira verdiniz. Yemeğe 100 lira verdiniz. Bir haftalık tatiliniz 1000 lira bile etmedi şu anda ki o 100 lirayı harcayamayacaksınız, bundan eminim. Sabah kahvaltınızı yaparsınız, öğlen yemeğinizi yersiniz, aralarda biranızı içersiniz, akşam yemeğinizi yersiniz. Hadi gece bir de klaba gittim diyelim. Klabınıza gidersiniz, yine 100 lira anca gider diye düşünüyorum. Klaba giriş ücreti vermezsiniz çünkü bazı klaplar giriş ücreti alıyorlar. Giriş ücreti dışında bir klapta bir bira 5 liraya geliyor. Yani bir ya da bardak vodka 5 liraya geliyor. Viski içmek isterseniz 10 liraya geliyor. Şişe şampanya falan açacaksanız eğer 25 liraya açabiliyorsunuz. Hatta biraz daha para koyup direkt VIP masa bile alabiliyorsunuz. Ben çok klaba gitmedim. Hani klaplar hakkında o kadar çok bilgim yok. Ama son gittiğimde yanımızda kız arkadaşlarımız olmasına rağmen giriş ücreti de verdik. İyi miydi klap? Değildi. Yani benim Lviv'de gittiğim klap Bursa Otogarı gibiydi. Hani sıraya girdim, vodka alacağım. Arkadan birisi gelip yeğenim bana da bir vodka alsana diyordu. Hani herkes Türk. Her Türk'ten başka kimse yok. Türk erkekler dolu ve Türk erkeklerin parasını yemeye çalışan kadınlar dolu. Neyse bunlara sonra gelirim. Bunlara şimdi girmeyeceğim. Konaklamaya 40 lira ayırdık. Günlük yeme içmemize 100 lira ayırdık. 140 lira etti. 7 günde 1000 lira bile etmiyor. Alkol konusu. Alkol yani günde birkaç defa bira içtiğinizi düşünün. Arada vodka içtiğinizi düşünün. Maksimum vereceğiniz para 20 liradır, 25 liradır. Bu kadar yani. Hani dışarıda içtiğinizi düşünüyorum. Bu kadar tutar. Sigaranın paketi son gittiğimde 4 liraydı. Parlament 4 liraydı. İlk gittiğimde 3 lira bile değildi. Marlboro yine 4 lira. Winston falan yine 3 liraya falan bulabiliyorsunuz. Güzel sigaralar. Ulaşımı nasıl yapacaksınız? Şehir içi ulaşımı nasıl yapacaksınız? Şehir içi ulaşımda birinci öncelik
Her zaman ben bunu öneriyorum, yürümek. Çünkü şehri yürüyerek keşfedersiniz. Bir yerden bir yere giderken üşenmek değil. Evden çıktınız, mekana gideceksiniz, taksiyle gitmenize gerek yok. Sizin o yol üstünde göreceğiniz yerler önemli. Yol üstünde yaşayacağınız şeyler önemli. Tanışacağınız insanlar önemli. Gideceğiniz yere vazgeçip, aa burası daha güzel duruyor ya, buraya mı girsek deyip girmeniz önemli. Belki pişman olacaksınız, o pişmanlığınız önemli. O yüzden ben yürümeyi her zaman öneriyorum. Yürüyemediğiniz anlar tabii ki de olur. Akşam yoruldunuz, eve döneceksiniz artık. Bir şeyle geleyim diyorsunuz ya da sabah vakit kaybetmemek için yine bunu yapabilirsiniz. Benim burada ilk önerim Uber. Türkiye'deki kredi kartınızı kayıt ediyorsunuz. Siz orada harcama yapınca hiçbir komisyonu almadan Türkiye'deki kredi kartınızdan o ücreti kesiyor. Ya da kredi kartı kaydetmek istemezseniz nakit olarak işaretleyip ödemenizi nakit yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de ortalama 25 lira tutan bir taksi yolculuğu Ukrayna'da 5-6 lira tutuyor. Uber'le yaparsanız 5-6 lira tutuyor. Yine normal taksiciler size kitlemeye çalışıyorlar tabii ki ama Uber'de böyle durum kesinlikle söz konusu değil. Hatta gideceğiniz yere işte giriyorsunuz. Siz daha taksi gelmeden ne kadar para vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü saat saat de değişebiliyor. Taksi fiyatları ucuzluyor, pahalılaşıyor. Yani bazen vermek istemezsiniz, vazgeçersiniz. Ya da taksiyi çağırdınız, yine vazgeçebiliyorsunuz. Bunun dışında Uklon var yine Uber benzeri. Uklon'u çok önermiyorum çünkü taksiciler sizi direkt arıyorlar, Ukrayna'ca konuşmaya çalışıyorlar, gelmiyorlar. Uklon'u pek önermem Uber'den sonra. Toplu ulaşımı öneriyorum. Yani çok eski otobüsleri kullanmayın, alışık değiliz. Yani Kiev'de bir keresinde gerçekten vefat ediyordum yani. Hani her zaman kullanılmaz ama bazı otobüsleri de bizim bu çok iyi otobüslerimiz gibi. Hani onları kullanabilirsiniz. Ücretinden bahsedecek olursam inanmayacaksınız belki ama bir otobüs bileti, metro bileti ben son gittiğimde 30 kuruşa denk geliyordu. Şu anda 50 kuruşa falan denk geliyor galiba metro bileti. Otobüs bileti yine 40 kuruşa falan denk geliyor. Şaka gibi. İnanası gelmiyor insanın ama gerçek. Metroyu bu arada kesinlikle öneririm. Yani ulaşım sağlayacağınız zaman gideceğiniz yere metro gidiyorsa kesinlikle metroya binin. Arkadaşlar o yürüyen merdivenlerde zaten kendinizi kaybediyorsunuz. Yerin dibine giriyorsunuz resmen ve metroları gayet rahat. Dünyanın en eski metro hatlarından birisi. Otobüs ulaşımını yine öneriyorum ama dediğim gibi rahat, lüks bir ulaşım olsun istiyorsanız birinci önceliğim kesinlikle Uber'dir. Uber'den şaşmayın derim. Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Ekstradan merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altından yorum olarak yazabilirsiniz. Ve eğer ki bu videoyu beğendiyseniz, devamının gelmesini de istiyorsanız ve anında haberiniz olsun istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videomu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Slava Ukraine diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın.